Evet, değerli arkadaşlar, hepinize hayırlı sabahlar diliyorum. Biliyorsunuz artık seçim sürecine girmiş bulunuyoruz. Türkiye'de bir demokrasi şöleni başlıyor. Ankara nasıl yapıyor? Bu demokrasi şöleninin başlamasıyla birlikte gördüğünüz gibi dünyada bir tek bizim hükümetimiz bir seçimle ilgili bir olağanüstü duruma girmeden hizmetlerini, olağan faaliyetlerini sürdürüyor. Burada ne popülizme kaçılıyor, ne de herhangi bir hizmetin üretilmesinden geri duracak bir rehavete gidiliyor. Bugün aramızda çok değerli bir bakanımız var. Sayın Veysel Eroğlu Bakanımız. Benim kendisini uzun yıllardır tanıdığım ve çok uzun zamandır başbakanımızla yol arkadaşlığı yapan, AK Parti'nin kurulmasında büyük emeği geçmiş olan, bu siyasi hareketin temel taşlarından birisi olan bir bakanımız. Bütün hayatı boyunca da Sayın Bakanımız retorikle değil, icraatlarıyla imzasını koymuş bir bakanımız. Adana'mıza da kendisi çok özel bir önem veriyor. Pek çok yerde biz bir seçim beyannamesi hazırlarken veyahut da herhangi bir şekilde faaliyetlerimizle ilgili bir kitapçık hazırlarken bir bakıyoruz ki bizim bile farkında olmadığımız o kadar büyük eserler, o kadar büyük icraatlar gerçekleşmiş. Ve Orman ve Su İşleri Bakanlığımız bu icraatların gerçekleştirilmesinde çok büyük bir kapasiteye ve emeğe sahip. Sayın Bakanımızın liderliğinde Türkiye'de bizlerin bile hafızasında zaman zaman tutmakta zorlandığımız kadar büyük hizmetler, pek çok hizmet gerçekleştirilmiş. Bunun içinde Adana'nın da çok önemli bir yeri var. Bugün çok saygıdeğer bakanımızı hem büyük icraatlara Türkiye'nin her tarafında imza atmış, hem Adana'mıza çok büyük önem veren, çok değerli bir bakanımızı memleketimizde ağırlıyoruz. Yine bugün size Adana'mızla ilgili, Adana'mızı doğrudan ilgilendiren pek çok hizmetle ilgili çok değerli açıklamalarda bulunacaklar. Sayın Bakan, hoş geldiniz. Sizin burada görmek tanış olmasını